Günler zor günler. Türk milleti olarak ne yazık ki içimiz yanıyor bizim. 36 tane yiğit evlat, bu vatanın evladı şehit oldu. Öncelikle kahraman şehitlerimize rahmet, yaralı olan Mehmetçiklerimize de acilen şifalar dilerim. Ne söylesek artık kelimeler kifayetsiz kalacak ama yaşananlarla ilgili çok büyük bir öfke içerisindeyim ben. Gerçekten çok öfke içerisindeyim. Katıldığım birçok programda da söyledim bunu. Kavşak açılışlarını kaçırmayan devlet yetkilileri ve en başta Sayın Cumhurbaşkanı, ne yazık ki 36 şehit verdiğimiz bu dönemde milleti bilgilendirme noktasında niyeyse bir imtina gösterdi. Diğer devletin diğer yetkilileri de, bu ülkenin Genelkurmay Başkanı, Milli Savunma Bakanı, hiçbiri milleti bilgilendirme noktasında üzerine düşen görevi yapmadılar. Bir tek Hatay Valisi çıktı. Bununla ilgili bilgilendirmeler yaptı. Ve neticesinde de 2 gün sonra bu olaylar bütün Türkiye acı içerisinde ne olduğunu öğrenmeye çalışırken, kesin net bilgiler almaya çalışırken, 2 gün sonra Sayın Cumhurbaşkanı İstanbul milletvekilleri ve eski milletvekillerinin yer aldığı bir toplantıda karşımıza çıktı. Ekonomiden bahsetti, turistlerden bahsetti, Merkel'in nasıl paralar verdiğinden ya da nasıl para istediğinden bahsetti. Trump'la benzin diye olandan bahsetti, petrol diye olandan bahsetti. Güldü, etrafındakileri güldürdü. Ve o gün emin olun ki Türkiye'de yaşayan milyonlarca insanın yüreğine bir acı daha saplandı. Nasıl ki 36 şehitte nefesimiz tutulduysa, o gün emin olun ki bir o kadar acı daha Türk milleti hissetti. Her kelimesinde, her söyleminde milletin büyüklüğünden, milletin ferasetinden, milletten bahseden Sayın Cumhurbaşkanı, kendisini o göreve getirmiş olan millete hesap vermekten kaçtı. Ne yazık ki kaçtı. Tabii ki ben buna çok tepkiliyim. Oradaki acılarımız daha çok tazeyken, daha şehitlerimiz toprağa dahi verilmemişken, oradaki insanların sırıtması, onların gülmesi benim kanıma dokunuyor. Ve kabul edemiyorum. Sonrasında ise yaşanan gelişmeler sanki hiçbir şey olmamış gibi, sanki olan bir durummuş gibi devam ettirmeleri daha da sorgulanır durumda. Biz İdlib'de niye yer alıyoruz sorusunu az önce öğrendim. İstanbul Valiliği bunlarla ilgili savaşa hayır demeyi, İdlib'de ne arıyoruz gibi sorular sormayı, bildiri yayınlamayı, gösteri yapmayı filan yasaklamış. Şimdi şehit olduğumuz gün şehidi biz sosyal medyadan öğreniyoruz. Şehitlerimizin sayısını yalan yanlış birçok belge, bilgi, görüntülerle bir tarafımıza ulaştırılıyor. Bunlarla ilgili resmi bir tane açıklama yok. Sosyal medya yasaklanıyor. Bir anda durduruluyor sosyal medya. Devlet yetkilileri ekran karşısında değil, gecenin bir yarısında Hatay Valisi çıkıp verilen bilgilerle tam bir tezat açıklama yapıyor. Ve ondan sonra şimdi İstanbul Valiliği savaşa hayır demek yasak. Savaşa hayır diyeceğiz tabii ki. Eğer bizim ülkemizin toprakları tehdit altında değilse savaşa hayır tabii ki diyeceğiz. Biz Türk milleti olarak Türk ordusunun ve devletin daima yanındayız. Ama AKP'nin yanında değiliz biz. AKP'nin yaptığı her yanlışı artık bu Türk milleti sineye çekmek zorunda değil. Deneme yanılma yöntemiyle yaptığı bütün yanlış politikalarının bedelini ne yazık ki Türk milleti ödüyor. Türk milletinin asil evlatları ödüyor. Orada ölen şehitler kiminin annesi, kiminin kardeşi, kiminin abisi, kiminin evladı. Oradaki ateş ancak o eve düşen insanların ciğerini yakar. Onlar bilmiyorlar çünkü kendi çocukları şehitlik tepesini örnek gösteriyor Sayın Cumhurbaşkanı ama kendi çocuklarıyla Sevda Tepesi'nin kuruluşunda 99 milyon dolarları konuşuyorlar. Onun için anlayamazlar oradaki annenin yüreğindeki acıyı, babanın yüreğindeki acıyı, bizim yüreğimizdeki acıyı anlayamazlar. Ve çok öfkeliyim bu yönde. Evet, biz İdlib'de niye varız? Fırat'ın doğusunda PKK ve YPG'nin oluşturacağı Kürt Devleti koridoruna karşı hep bütün Türk milleti olarak biz destek verdik. Hala da destekliyoruz. Kesinlikle böyle bir şeye izin verilmeyecek. Bu bizim anayasal hakkımız. Aynı zamanda uluslararası kanunlarla da belirtilmiş bu. Bir terör devletine asla izin verilemez. Bunun için mücadeleye evet sonuna kadar varız. Ama biz İdlib'de niye yer alıyoruz? İdlib'de savaşan cihatçı, kafatasçı kişiler neden Kuvayi Milliye diye tanımlanıyor? Niye biz Sayın Cumhurbaşkanı
Çanakkale'de vatanı toprağı uğruna her karışında binlerce Mehmetçiğin yattığı topraklar uğruna Mustafa Kemal Atatürk'ün vermiş olduğu emri İdlib'deki kafa kesiciler ya da oradaki insanlar için bağdaştırmaya çalışıyor. İdlib'le Çanakkale'yi nasıl bir aynı kefeye koyarsınız? Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bugün grup toplantısında çok güzel bir şey söyledi. İdlib'le bir yeri karşılaştıracaksanız, Çanakkale'yle bir yeri karşılaştıracaksanız, işte orası bizim Suriye topraklarında bulunan toprağımızdı. Biz ne yaptık? Oradaki toprağımızı IŞİD tehlikesine karşı taşıdık, bayrağımızı indirdik oradan. Bu göstereceğiniz feraseti orada gösterecektiniz. Kaçmayacaktınız o topraklardan. Şimdi kalkıyorsunuz vatan millet edebiyatıyla İdlib düşerse şu düşer, bu düşer. Bizim yüzyıllardır uğraştığımız ve bu ülkeyi bölmeye çalışan ülkeler kimler? Amerika, İsrail ve NATO. Şimdi bize destek veren ülkeler kim? Amerika, İsrail ve NATO. Ve NATO'yu biz kendi elimizle çağırıyoruz. Suriye topraklarına kendi elimizle çağırıyoruz. İsrail'in 1980'den itibaren Orta Doğu'daki yapmış olduğu planlamada Irak 3 parçaya bölünecek, Suriye 4 parçaya bölünecek, Türkiye'nin Doğu ve Güney Doğu'sundaki birçok toprak Kürdistan bölgesine katılacak diye haritalar yayınlıyorlar. Biz o dönemde bunları yapan insanları, NATO'yu, İsrail'i şimdi kendimize biz müttefik olarak görüyoruz. Rusya ile kavga ediyoruz, Amerika'ya sığınıyoruz. Amerika ile sığınıyoruz, Rusya ile gidip yakınlaşıyoruz. Rusya ile kızdığımız zaman Kırım'a yakınlaşıyoruz, gidip Karabağ toprağında mesajlar veriyoruz. Böyle dış politika mı olur ya? Ne omurgası var, ne hedefi var, ne bir duruşu var. Anlık gelişmelere, anlık tepkiler verin. Bütün sosyal medyadaki troll denilen AKP yandaşlarının hepsine bakın. Anı anını tutmuyor. Amerika ile kavga ettikleri zaman kahrol Amerika, 15 dakika sonra dostum Trump dediği zaman Amerika zaten bizim yıllardır müttefikimiz filan diye açıklamalar yapıyorlar. Yemin ediyorum Türk tarihi ve Türk milleti çok 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 uzun yıllardır böyle bir omurgasızlık, böyle bir vizyonsuzluk, böyle bir kifayetsizlik görmemiştir. Ne yazık ki o troll ordusunun oluşturduğu insanlar bugün devleti şekillendiriyor. Televizyon ekranlarına bakın. Televizyon ekranlarında SETA'cılar, pelikancıların hepsi cirit atıyor. Yorumcuların çoğu bunlar. Çoğu bunlar. CNN Türkiye çıkmış bir tane SETA'cı. Beyefendi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 200 küsür milyon TL ihale alan şirketin o eski ortaklarından bir tanesi. Şimdi Suriye'de stratejist kesilmiş. Diğer SETA'cı devletin bütün aklını dizayn eden ve onlarla ilgili politik açılımları yapan kurumun içerisinde. Başka bir tanesi Şam'ın %10'unu, Suriye'nin %10'unu yok ettik. En fazla 3-4 gün, 5 gün, 10 gün neyse bir süre veriyor. Şam'ı da alırız diyebilecek kadar ileriye giden Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından biri. Ve bu adamlar Türkiye'yi yönetiyor. Devlet aklı diye daha önce yazılar yazdım. Bu ülkede devlet aklı vardır. Devlet aklının mutlaka devreye girmesi gerekiyordur. Ve ne yazık ki Sayın Cumhurbaşkanı ve kabinesi alay ediyor insanlarla. Bu konuda aksi görüş bildiren herkesi vatan hainliğiyle ya da Esad seviciliğiyle bağdaştırıyorlar. Esad'ın da ne olduğunu biliyoruz, Rusya'nın da ne olduğunu biliyoruz, ABD'nin de, AB'nin de, NATO'nun da ne olduğunu biliyoruz. Biz sadece dediğimiz şu, kahrolsun emperyalizm, yaşasın tam bağımsız Türkiye diyoruz. Emperyalizmin içerisinde var olan bütün ülkelere karşıyız biz. Tam bağımsız Türkiye demek de oradaki ülkelerin topraklarının içerisindeki işleyişlerine ya da onların nüfuzlarına etki etmek değildir. Biz kendi topraklarımızı korumak zorundayız. Bizim komşumuz Suriye. İç işlerine karışmamamız gerekiyor. Karışmamamız gerekiyor. Bizim karışacağımız yer işte kurulacak olan o Kürt PKK koridoru. Karışacağımız yer PKK koridoru kurmak istenen sözde Kürt bölgesi oluşturacaklar ama aslında YPG ve PKK bölgesi olan kısma müdahale etmek zorundayız. Oradaki insanların etnik kimliğiyle falan bizim işimiz yok. Suriye'nin sorunu kendi sorunudur. Kendi içerisinde çözecektir. Ama evlatlarımız orada göz göre göre şehit oluyor. Ve buna biz mecburen ses çıkarmak zorundayız. Toplum olarak ses çıkarmak zorundayız ve Sayın Cumhurbaşkanı da hesap vermek zorunda. Bugün mesela mecliste toplantı var ama kapalı yapılacak toplantı.
Kapalı yapıldığı zaman 10 yıl açıklanamıyor ve onun açıklanması da ancak bir meclis kararıyla olacak. Yani 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl geçse de belki biz bunları öğrenemeyeceğiz. 1 Mart tezkeresiyle ilgili birçok veri 10 yılı geçmesine rağmen açıklanmadı. Bilmiyoruz ne olduğunu 1 Mart'ta. Ama şimdi aynı şekilde neler oldu orada? Çocuklarımız neden öldü? Neden Rusya'ya karşı neden hala Sayın Cumhurbaşkanı bir söylemde bulunmuyor? Bizi vuran kim? Esad rejimi. Yani Suriye rejimi. Suriye rejimi Rusya'nın bilgisi dahili olmadan adımını atamayan bir yapıdan bahsediyoruz. Bu saldırıyı yapar mı? Hayır. Hangi uçaklarla yaptı? Rus uçaklarla yaptı. Niye Rusya'ya herhangi bir tek kelam etmiyorsunuz? Niye bizim Cumhurbaşkanımız bizim 36 tane askerimizi, 36 askerimizi şehit eden, 36 askerimizi şehit eden Rusya'nın ayağına gidiyor? Neden onlar Türkiye'ye gelmiyor? Neden hesap vermiyorlar? Biz Rus savaş uçağını düşürdüğümüz zaman özür diledik, tazminat ödedik, bir dünya yaptırımlarla karşı karşıya kaldık. 36 şehidimiz varken niye bu yaptırımlardan bahsedilmiyor? Neden Rusya'ya özür diletmiyorsunuz? Niye ayağına gidiyorsunuz? Kimden korkuyorsunuz? Bu iş böyle olmaz. Kalkıp da oradaki kahraman Mehmetçiğin verdiği mücadeleyi görmezlikten gelip, İdlib'de verdiğimiz mücadeleyi Çanakkale ile bağdaştıramazsınız. Oradaki kafatasçı cihatçıları da Kuvayi Milliye'nin kahraman ordularıyla bir tutamazsınız. Tarih bunu eninde sonunda size ne yazık ki kötü şekilde hatırlatır. Sayın Cumhurbaşkanı 5 Mart'ta Rusya lideri Vladimir Putin'le görüşme yapacak. Ayağına gidiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı askerlerimizi neden vurduklarını öğrenecekler mi? Koordinat verdiğimiz halde Genelkurmay Başkanı bunu açıkladı. Milli Savunma Bakanı bunu açıkladı. Koordinat verdiğimiz halde hangi hadle askerlerimizi vurduğunu soracak mı? Peki askerlerimizin bundan sonraki durumuyla ilgili ne gibi sorular soracak? Peki İdlib'de yaşanacak süreç ne olacak? Biz gözlem noktalarımızı geriye mi çekeceğiz? M4, M5 karayolunun diğer tarafına kendileri mi konuşlanacak? Bunlarla ilgili sorular soracak mı? Peki bizim savaş hallerinde kesinlikle tüm dünyada bu böyledir. Ambulanslarımızı vurdular. Ambulanslarımızı neden vurduklarını soracak mı Sayın Cumhurbaşkanı? Yoksa sadece orada gidip de yine yapılan yollardan yoksa turizmden mi bahsedecek? Ben kesinlikle bir sonuç alabileceğine inanmıyorum. Yani neticede uzlaşacaklar. Ateşkes ilan edilecek. Böyle düşünüyorum. Toplumun ne yazık ki öfkesi dindirilecek. Orada bulunmaya devam edeceğiz belli bir süre daha. Ve bu şekilde devam edecek. Ve ben çok üzücü gelişmelerin yaşanmayacağını umut ediyorum inşallah gelecekte. İnşallah bir tane daha Mehmetçiğimizin kötü haberini duymayız. Umarım Türkiye adına da her şey güzel olur diye düşünüyorum. Doğru olup olmadığını tabii ki bilmiyoruz. Yani Akbil mi var ellerinde geçiyorlar yoksa başka bir şey mi var bilmiyoruz. Sınır güçlerimiz acaba sınırda bulunan devletin kurumları mı bu rakamları veriyor? Onların verdiği rakamlar mı? Küsuratlı rakamları nasıl hesaplıyorlar? İnanın bilmiyorum. Ama buradaki göstermiş oldukları başarıyı keşke toplumu bilgilendirme noktasında da şehitlerimizle ilgili aynı başarıyı sergilemiş olsalardı. Birçok konuda ne yazık ki göremiyoruz biz bu başarıyı. Sığınmacılarla ilgili, Suriyeli sığınmacılarla ilgili ben hepsinin vatana dönmesi gerektiğini, zorunda olduğunu bir defalarca söyledim zaten. Herkesin asıl yeri kendi vatanıdır. Suriyeliler de kendi vatanına dönmek zorundadır. Şu anda sığınmacılar Avrupa'ya doğru göç halinde, hareket halinde. Ama bunun bu şekilde olmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü orada yaşanan gerçekten bir insanlık dramı. Sınırların arasında sıkışmış, gölden geçmeye, deniz oradaki ırmaklardan geçmeye çalışan insanlar var, çoluk çocuklar var. Ege bölgelerinden botlarla gitmeye çalışanlar var. Yunan zalimlerinin mızraklarla ya da silahlarla botları batırıp ölmeye terk ettiği görüntüleri izledik hep beraber. Bunun bu şekilde olmaması gerekiyor diye düşünüyorum. Bir ortak aklın bulunması gerekiyor. Bir çözüm bulunması gerekiyor ama Avrupa'nın da her zaman insan haklarından bahsediyor. Yaşam hakkından bahsediyor. Yeri geldiği zaman en demokratik insanlar onlar oluyor. Türkiye yıllardır bakıyor bu insanlara. Yıllardır ev sahipliği yapıyor. Bu insanlara neden kapılarını kapatıyorlar?
Aynı ev sahipliğini onlar da yapsın. Onlar da hastalıklı vebali değil, biz öyle diyorlardı. Tabii ki bunlar hep bizim yanlış politikalarımızın sebebiyeti. Yine bedelini biz ödüyoruz. Ve bedelini yine masum ya da çoluk çocuk ödüyor. Yani Suriyeli gençlerin sınırı terk ederek Avrupa'ya gitmesi insani anlamda evet yorumlanabilir. Ama ben bir Türk genci olarak kabul etmiyorum. Çünkü vatanını savunmayan insan her daim haindir benim için. Bu tür durumlarda ne yazık ki kraldan çok kralcılar çıkıyor ortaya. İşte en son Adilgür bir çok özür dilerim ama ne yazık ki hadsiz bir kelime kurdu. Daha önce Ozan Kütahyalı da buna benzer bir açıklama yapmıştı. Adilgür de böyle bir açıklama yaptı. Toplumun nezdinde bunun özür dilenmesi ve gerekenleri de yapması gerekiyor. Aynı zamanda Allah rızası için hepinizden rica ediyorum sayın siyasiler. Şehit cenazelerinin hiçbiri şov yeri değildir. Bir tane partinin milletvekili, bayan milletvekili beyaz kürküyle çıkıp cenazenin önünde fotoğraf vereceğim diye gösteride bulunamaz. Diğer bir partinin eski bakanı geç kaldığı için şehidin cenaze namazını tekrarlatamaz. Cenaze, şehitlerimizin cenazesi şov yeriniz değildir. Zaten insanlar acısıyla baş başa, bırakın acımızı yaşayalım artık. Sizin orada fotoğraf vermeniz falan bizim zerre umurumuzda değil. Siyasetiniz batsın artık.